Hoş geldiniz. Sıradaki komutumuz olan Rotate komutunu göreceğiz. Öncelikli olarak ben bir tane rectangle çizmek istiyorum. Mesela 300'e taba basıyorum. Y değerini vermek için. 200'lük bir rectangle çizdim. Rotate komutuma giriyorum. Eğer isterseniz komut satırından RO yazarak Rotate komutunu aktif edebilirsiniz. Objemizi seçiyoruz ve Enter diyoruz. Kendimize bir referans noktası belirleyeceğiz. Daha doğrusu base point belirleyeceğiz. Tuttuğumuz noktanın etrafında dönecek şekilde bize bir referans sağlıyor. Belirlediğimiz noktanın, belirlediğimiz köşenin etrafında döndürme işlemi yapıyor. Eğer rotate için, yani tekrar space'e basıp aynı komuta giriyorum, enter diyorum. Merkezimizi tutarsak eğer, bu sefer merkez noktasından itibaren döndürecek. Bizim 45 derece, 90 derece gibi açılara extension yaratmasının sebebi buradaki polar tracking'in belli başlı açı değerleriyle ayarlanmış olması. F10 bunun kısa yoludur. Eğer isterseniz burada istediğiniz açı değerini, açı paternini ayarlayıp çiziminize kolaylık sağlaması için belirli açılarda rotate işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. U enter yapıyorum. Bunu da yaparak işlemimi geri alıyorum. Tekrar rotate komutuna geliyorum. Objemi seçiyorum ve enter diyorum. Rotate komutumu aktif ediyorum. Şimdi tekrar diyelim aynı köşeyi seçtim. Eğer referans dersek, yani şu aşağıda komut satırında görünen referans dersek, yani R enter yaparsak bizden iki tane base nokta istiyor. Birinci referans noktası olarak burayı al. İkinci referans noktası olarak burayı al. Şimdi her ne kadar bu köşeyi sabitlemiş olsak da yine bu köşe üzerinden dönüyor. Fakat belirlediğimiz iki referans noktasını baz alarak rotate işlemini yapabiliyoruz. Yani şu noktadan itibaren rotate işlemini yapabiliyoruz. Tıkladım. İşlemimizi gerçekleştirdim. Bunu da yapıyorum, geri alıyorum. Tekrar rotate komutumu seçiyorum. Enter diyorum. Şimdi göstereceğim copy komutu. Base point'imi seçtim. Sonrasında bir de copy seçeneğimiz var. C enter diyorum, copy'yi aktif ediyorum. Burada sizin ana şeklinizi bırakıyor. Daha sonra döndürmek istediğiniz objeyi, mesela ben 45 derecede bir döndürmek istiyorum. Aynısını kopyalayarak rotate işlemini gerçekleştiriyor. Örneğin bir circle üzerinde de deneyebiliriz bunu. Objemi seçtim. Şu köşe noktamı alıyorum. Kuadrantlarına, perpendicular'dan ya da kuadranttan bir tanesini seçiyorum. Copy yapmak istiyorum bunu. 90 derecede bir kopyasını oluşturuyorum. Eğer isterseniz devam edebilirsiniz. Tekrar space'e basıp komutunuzu aktif ederek. Az önce copy'ye basmadığım için yapmadı mesela. Tekrar rotate komutumu aktif ediyorum. Kuadrantımı seçiyorum. Aşağıda gördüğünüz gibi copy çıktı. C enter diyorum. Belirlediğim açıda, mesela 90 derecede belirlemek istiyorum ya da 270 derecede, enter'a basıyorum ve bunu kopyalıyorum. Dediğimiz gibi çoklu kopyalama işlemlerini ya da belli bir düzlem etrafında ya da belli bir daire etrafında farklı objeleri kopyalamak istediğimizde ya da rotate yapmak istediğimizde bununla alakalı zaten array modifier'ları göreceğiz. Şimdi gelelim scale komutumuza. Öncelikli olarak en temelinden başlayalım. Ben y aksisinde 400 birimlik uzunlukta taba basıyorum. X'de 400 birim, y'de de 200 birimlik bir rectangle çizmek istiyorum. Rectangle'ımı seçtim. Scale'ime bastım. Eğer isterseniz SC Enter diyerek de komut satırından scale'e girebilirsiniz. Objeyi seçiyoruz, enter'a basıyoruz. Şimdi benim tıkladığım ilk nokta bu scale'in gerçekleştirileceği merkez noktası, yani referans noktası. Tıkladığım sol alt köşeyi baz alarak scale işlemini gerçekleştiriyor, ölçülendirme yapıyor mesela. Diyelim ben bunun 1.5 katı büyüklükte olmasını istiyorum. Ya da daha belirgin ölçülerle, biz kaça kaç yapmıştık? Hemen tekrar ölçelim dimension'ımızla. 400 yapmışız. Ya da distance komutuyla ölçebilirsiniz. Pardon. 400'e 200. Ben şimdi bunu tam olarak
Bu köşeden iki katı uzunluğunda büyütmek istiyorum. 2 enter dediğimde iki katı uzunluğunda büyüyor. Bakalım gerçekten büyümüş mü? X aksisinde 400'lük. Bakıyoruz 800 olmuş. Eğer isterseniz Y aksisindeki ölçüsüne de bakabiliriz. Burada da 400 olmuş. Böyle belli başlı bir oran girerek o oranda büyütme yapabilirsiniz. Örneğin ben bunun aynı şekilde yine bu merkez nokta, yine bu seçtiğim bez noktadan küçülmesini istiyorum. Bunun için de 0.5 diyerek bunu yine eski uzunluğuna geri getiriyorum. Gördüğünüz gibi yine 400, diğer köşesi de 200 birim oldu. Şimdi göstermek istediğim bir şey daha var. Örneğin ben rastgele çizgilerle kendime böyle pencere pervazı tarzı bir şey yapmak istiyorum. Şimdi yine bütün çizimlerimi seçtim. Yani mesela şuradan şuraya olan mesafemiz 229 birimmiş. Ben bunun ölçüsünün düzelmesini istiyorum. Yani ya da şöyle gösterelim, şunu silelim. Tekrar ölçüp bakıyorum. 229 birim değil de 350 birim olmasını istiyorum. Tekrar Scale komutuma tıklıyorum. Base Point'imi seçiyorum. Şimdi aşağıda bir referans değerim var. Referans değeri gireceğim. Bunun için öncelikli olarak bunu seçiyorum. 2 nokta gidecek. Ben bunun 350 birim olmasını istiyordum. Enter'a basıyorum. Tekrar girip ölçüyorum. Ölçümü 350 olarak aldığını görüyorum. Yani referans noktası alarak az önceki rectangle'ımızın iki noktasını referans noktası aldık ve sonrasında girdiğimiz, düzeltmek istediğimiz scale değeriyle bunu düzeltebiliyoruz. Örneğin bir oda planınız var. Oda planınızda bir kapı ölçünüz var. Eğer kapınız ölçüsüzse iki duvar arasına gelecek şekilde referans noktasını kapının bir ucundan diğer ucuna seçip girmek istediğiniz değeri girdiğinizde ya da extensionlarınız açıksa diğer duvarın köşesini tuttuğunuz zaman o ikisi arasına yerleştirme yapabiliyor. Bunu da hemen şöyle bir örnekle gösterelim. Örneğin burası 100 birim. Bir önceki derslerde öğrendiğimiz copy komutunu kullanacağım. Ben buradan sağ tarafa doğru bunun 200 birim gitmesini istiyorum. Kopyalıyorum. Yani benim bu aradaki mesafem 100 birim oldu. Şimdi kendime rastgele bir kapıya benzer bir örnek yapacağım. Mesela şöyle yaptım. Böyle bir örnek belirledim. Copy komutunu alıyorum. Merkez noktasından buraya taşıyorum. Kopyaladım. Mesela bunun için bir arc kullanacağım. Başlangıç noktasını belirledim. Bitiş noktasını belirledim. 90 derecelik ölçüde. Şimdi bakıyorum bunun başlangıcından sonuna kadar olan birimim benim 64. Ama benim buradaki mesafem 100'dü. Eğer bunu tam ölçüleriyle yerleştirmeye çalışırsanız muhtemelen şu köşedeki alanlardan hata alabilirsiniz. Bunun için ne yapıyorum? Bütün kapı grubumu seçiyorum. Move komutuyla taşıma işlemimi yapacağım. Enter'a basıyorum. Bu noktadan buraya taşıma işlemini yapmak istiyorum. Tekrar kapı grubumu seçiyorum. SC Enter diyorum ve scale'imi çalıştırıyorum. Noktamı seçtim. Gördüğünüz gibi yine aşağıda referans açıldı. R'ye basıp Enter diyorum. Buradan buraya kadar olanı referans olarak al diyorum bana. Sonrasında da bu gördüğünüz gibi OSNAB'im açık olduğu için OSNAB'imde midpoint, endpoint, center'larım açık olduğu için direkt buraya yapıştırabiliyorum. Tıklıyorum ve kapımı belirlediğim duvar arasına yerleştirebiliyorum. Eğer isterseniz bir önceki örnekte yaptığımız gibi ölçülü bir şekilde de bunu çalışabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.